Biz Marallon şehirden geldik. Elhamdülillah. Mana Allah Teala nasibalarımızı koşup, şundaki ulu ziyaretlere gelişi de Allah nasip kıldı bana. Biz yakız nakliyken, müradarlarımız, işçi gruplarımız, hammaları elhamdülillah, çırağıyla hizmetlerle kıptırışıptı. Hatta çemelerlerimizi samimiyetken yükleşten başlayıp, ta kekendimize kadar kolumuzu üşemedik. Onlarımızı akırıp verişti uzları elhamdülillah. Cüda çırağıyla haletler buldu. Kabatullarga keldik, elhamdülillah. Mehmonlarga joylashdik. Xonalarga kirib ko'rsak, xonalar hammasi keng, yorug', chiroyli bir yumshoqqina bir divanlar qo'yilgan. Mana hamma joylar televizorlari bor, telefonlari bor, hamma yo chiroyli. Sochiqlarimizni misol aytsak, darhol almashtirib berishyapti. Tozalov ishlari ham vaqtida bo'lib turibdi. Xullas, bu muammo degan narsa hozir ko'zga ko'rinmayapti, elhamdülillah. Yaxshi. Mazza qilib ibodat qilish uchun sharoit bor. Endi kelsa odamga to'g'risini aytganda tahoratxonalar yaxshi bo'lishi kerak-da. O'shaning uchun tahorat qilish uchun mukammal joylari bor ekan. Juda ko'rib quvondik biz alhamdulillah. Chunki biz ham ko'p safarlarga chiqqanimizda ko'ramiz. Birinchi tahoratxonaga e'tibor beramiz-da. Yuz yuvadigan, tahorat qiladigan joylari nihoyatda pokiza, chiroyli. Mana suvullarni qo'yishibdi. Nima kerak bo'lsa, shular mujassam bor ekan. Bundan juda quvonyapmiz. Bu hajga kelishimizdan boshlanib guruh rahbarlarimiz va imom bosh imom xatiblarimiz ayniqsa mana bizda eng quvonchli bo'lgan damlarimiz bizga Xudo taolo nasib qildi. Shayxlarimiz kelishi mana Alijon domlamiz, mana bugungi kunda kelgan muftiyimiz Shayx Nuriddin Xoliqnazarov domlamizning ma'ruzalari nihoyatda bizni ruhlantirib yubordi. Bu ma'ruzada bir narsaga bir ta'sirlandimki, haramga tushsam yoshi keksagina otaxon qo'llarida bir zamzam suvni quyib olib yig'lab o'tiribdilar. Men nima bo'ldi otaxon, nega yig'layapsiz desam, bir ish bo'ldi-da dedi. Nima ish dedim. Kampirim bir necha kundan beri betob haramga tushmaydi, mehmonxonada yotibdi. Hozir men o'zim tushib, shu yerda zamzam ichayotib o'ylanib qoldim. Shu bir idish olmagan ekanman-da, kampirimga olib chiqardim, shu zamzam tozasidan ichsa yaxshi bo'lardi. Ya Alloh, shu bir idish bo'lsa edi deb duo qilib tursam, bir qora habash odam o'tib ketayotgan ekan, shunda qo'limga berib o'tib ketdi dedi. Shu o'zidan o'zi kelib shuna qo'limga berib o'tib ketdi dedi. Duo qilishimga. Hozir shu suvni olib yig'lab o'tirgan ekan. Men aytdimki, "Ha, Alloh so'raganingiz beradi-da. Shunga yig'layapsizmi?" desam, "Yo'q, bola, men bunga yig'lamayapman. Duo qabul bo'ladigan nuqtasida to'g'ri turgan ekanman-u, so'ragan narsamni qarang, shunga yig'layapman" dedi. Duo qabul bo'ladigan joyda o'tirib baqlashga so'rabman dedi. Shu nuqtasiga to'g'ri kelib qolgan ekanman dedi. Allohdan ayolimga shifo so'rasam ham bo'ladi-ku shuni o'rniga dedi. Jannat so'ramaymanmi? Gunohimni kechirsin, shunga yig'layapman dedi. Menga juda ta'sir qildi. Demak, azizlar, bu yerda og'zimizdan chiqqan gap niyat o'sha duo qabuliyatiga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun gapingizni ham o'ylab gapiring. Niyatni to'g'ri qilib, qalbni pokiza qilib, tilni zikrga, duoga burib, faqat yaxshi duoni qilish kerak. Boshqa gap yo'q. Chunki o'sha ayni duo qabul bo'ladigan nuqtaga kelib qolishi mumkin. To'xtamasdan tilimiz duoda turishi kerak. Allohim gunohimni kechir. Allohim meni ibodatimni qabul qil. Allohim yurtimga tinchlik ber. Oilamga tinchlik ber, farzandlarimni hidoyatda qil, mu'min musulmonlarga omad ber, zafar ber, hajji mabrur qil, jannatingga dohil ayla, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rishni nasib qiling degan gaplarni aytib duo qilib turish kerak ekansizlar. Ana o'shunda inshaalloh biz maqsadga erishamiz. Bundan kelib chiqyaptiki, endi haqiqatda batta har bir daqiqalarimizda Alloh taolo javobat qilib turganini bilishimiz kerak ekan. Yaqinda ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda prezidentimiz muftiy hazratlari bilan telefonda gaplashganlarini o'zimiz guvohi bo'ldik. Mana bu yerga kelib, mana Ka'batullohlar tavoflar qildik, umra amallarini bajardik. Endi batta haqiqatda kelgan inson bu ibodatlarni qilgandan keyin qanaqadir qalbida bir qanaqangi bir yaxshi amallarni qilishlik tuyg'usi mujassam bo'lib qolar ekan. Xudo xolasa alhamdulillah mana biz ham farzandlar boqyapmiz, nevaralarimiz bor, mahalla ko'da katta kichiklarimiz bor. Endi bu yerdan borib Xudo xolasa inshaalloh qo'limizdan kelganicha bularga yaxshi yo'llarni ko'rsatishdi. O'zimiz ham avvalo to'g'ri yo'lda yurishligimizni, Allohga bog'lanib chiroyli ibodatlar qilishligimizni, mana vatanimiz tinch bo'lib, osuda bo'lib, ham yo'q mukammallar bo'lib turgan paytda bularga biz qo'limizdan kelganicha to'g'ri yo'llarni ko'rsatishga harakatni qilamiz Xudo xolasa inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Allah Teala, bizlerine avvala şundaki yenge bir çıralı küller getirdiğin yenge bir adet hamdi sanalar olsun. Bana biz bilen bir gelişte kegen hem hacilerimize Allah Teala dualarını uzun icabet kegen ilahım. Berse bimarlarımızı Allah uzun şifa vergen ilahım. Hemimizin keder vaktimizde nuri imanlarımızı hem rah kılıp kabir azaplarından, sırat köprüklerden hemimizin çırali bulu uçuşluğumuzu Allah nasip ruhuz eylesin. Şerifatlarını yaratıp belirken prezidentimiz hem kattık rahmet. Bu hazırlayacağım işi ben. Şunca işlerde körüp durup ben uzun hayran kal yapan ki ibadeti çıkamız desek eşikimiz de avtobusda katar durup da. Halen payıttı. Bu arada ibadet kükülü yapıyoruz. Ağdan çıkışımız gibi müntazır avtobuslar. Güdeyem kiralık, hiç kanaka bir maşakkatli işlerimiz yok. Fakat bizden hakşı bu sakinde bu oldu. Rahmetlerimizi hem verirken Allah razı olup, lakin katta rahmet. Tinçlik, amallik, hatırcamlik, hemşe yakşılık günler olsun ilahım. Allah.